Merhaba arkadaşlar, Kaltım'ın bir sonraki videosuyla birlikteyiz. Şimdi bu videoda monohibrit ve dihibrit çaprazlamadan bahsedeceğiz. İlk önce monohibrit çaprazlamaya bakalım. Çaprazlamaya başlamadan önce birazcık Mendel'den bahsetmek istiyorum size. Gregor Mendel, arkadaşlar açık ismi bu şekildedir. Mendel bir papazdır ve kilisenin bahçesinde kendine ait bir tarla gibi bir yer var. Yani küçük bir bahçesi var. Bu bahçede işte bitkiler yetiştiriyor. Özellikle de bezelye yetiştiriyor arkadaşlar. Mendel bezelyelere baktığı zaman bezelyelerde çok farklı özelliklerin olduğunu fark ediyor. Bakıyor, dış görünüş olarak aynılar ama işte çiçek rengi, tohumun şekli, tohumun rengi, bunlar birbirinden farklılık gösteriyor. Bu yüzden diyor ki hani bunların bir şekilde İleriki nesillere, yani sonraki bezelyelere nasıl aktarıldığını bulmam lazım diyor ve hemen başlıyor çaprazlamalar yapmaya. Çaprazlama yapma da nasıl? Mesela elinde diyelim ki mor renkli, mor çiçek rengine sahip bir bezelye var. Onun yumurtalarıyla beyaz çiçek rengine sahip bezelyenin spermlerini, yani polenlerini döllüyor bunları. Yan yana getiriyor, döllenmesini sağlıyor. Hani laboratuvar gibi bir şey olmadığı için o zamanlarda direkt böyle hani yapıyor ve oluşan yeni dölün yine mor renkli olduğunu görüyor. Bu oluşan yeni döl kendi içerisinde tekrardan çaprazlanıyor. Biz buna kendileştirme diyoruz. Kendi içerisinde tekrardan çaprazlanarak bu sefer oluşanların %75'inin mor, %25'inin de beyaz olduğunu görüyor. Diyor ki o zaman mor çiçek oluşumuna sahip olan gen, beyaz çiçek oluşumuna neden olan gene baskındır diyor ve bazı kurallar ortaya atıyor arkadaşlar. Bu kuralları sürekli deneyler yaparak bir kitap haline getiriyor. Daha sonra bu kitabı başka bilim insanları da işte araştırsın, onlar da kanıtlasın diye diğer bilim insanlarına gönderiyor. Biliyorsunuz bir bilginin bilimsel olabilmesi için denenebilir, sınanabilir olması lazım. Şimdi diğer bilim insanları da alıyorlar bu kitabı, bakıyorlar. Hani çok saçma buluyorlar onun yaptığı olayları. Dolayısıyla hiçbir şekilde üstüne düşmüyorlar. Mendel ölüyor. Aradan bayağı bir zaman geçiyor arkadaşlar. Ve Mendel'in yaptığı bütün deneyler, bütün her şey gerçekten de olduğu ortaya çıkıyor. Yani başka bilim insanları bunu kanıtlıyorlar. Ve Mendel'i öldükten sonra genetiğin babası olarak ünlendiriyorlar. Bu şekilde de kitabını kullanmaya başlıyorlar. Evet, Mendel'in hikayesi bu şekilde. Mendel çaprazlama yaparken bezelyeleri kullanmıştır. Çünkü bezelyeler, yani bitkiler için aslında geçerli ama bezelyelerin ayrıca bazı özellikleri de var. Bezelyeler arkadaşlar çabuk yetişiyor. Çok kolay çaprazlanabiliyor. Ayrıca çok çeşit özelliği var. Mesela çiçek rengi, tohumun rengi, tohumun şekli, bunun gibi çok farklı özellikleri var. Bu özelliklere bakarak kolayca deneylerini yapabiliyor. Şimdi burada monohibrit çaprazlama yaparken Mendel şöyle yapıyor. Bakın, elinde bulunan mor çiçekli bezelyelerle, bakın, mor çiçekli bezelyelerle beyaz çiçekli bezelyeleri çaprazlıyor. Beyaz çiçekli bezelyeleri çaprazlıyor. Bunlar parental dönümüzdür ve P harfiyle gösterilir. Parental demek ebeveyn demektir arkadaşlar. Yani anne ve babalarımız. Şimdi daha sonra bu mor çiçekli bezelyeler çaprazlandığında oluşan F1 dölü, yani oğul dölün tamamı mor. %100. Yani %100'ü arkadaşlar mor olduğunu görüyor. Diyor ki o zaman mor çiçekle beyaz çiçek birbirine baskındır diyor. Mor çiçek beyaz çiçeğe baskındır diyor. Ve böylece bir kural buluyor. Peki bunu harflendirecek olursak nasıl olacak? Bakın, baskın olabilmesi için baskınları hangi harfle gösteriyorduk? Büyük harfle gösteriyorduk. Diyelim ki büyük A harfini verelim. O zaman mor çiçekliler büyük A büyük A alıyorlar. Beyazlar ise küçük A küçük A. Çünkü çekinikler, bunlar hemen özelliğini gösteremiyor. O zaman F1 dönümümüz ne oluyor arkadaşlar? Büyük A küçük A genlerine sahip oluyor. Buradan sonra ne olacak peki? Arkadaşlar diyor ki hemen yine bir çaprazlama daha yapmam lazım. Şuradaki F1 dölünü kendileştiriyor. Yani F1 çarpı F1 yapıyor. Biz buna kendileştirme diyoruz. Kendileştirme. Kendileştirme yaptığı zaman ise bakın bu mordan iki tane alıyor. Bunları çaprazlıyor. Ne oluyor? Büyük A, küçük A çarpı
Büyükken, küçükken. Şimdi bizim bu F1'i çaprazlamamız için gametlerini bulmamız lazım. Bulalım gametlerini. Gametleri şöyle G harfiyle gösteriyorum. Gametlerimiz şudur bakın. Buradaki gametler büyük A gameti, burada küçük A gameti. Çarpı dedik. Burada da yine aynı şekilde büyük A gameti, küçük A gameti oluşuyor. Daha sonra bunlar kendi aralarında çaprazlandıkları zaman ise F2 dölünü oluşturuyorlar. Bakın F2 yani ikinci oğul döl. Ne olur hemen çaprazlamayı kısaca gösterelim. Şöyle büyük A ile büyük A yan yana gelir. Daha sonra büyük A ile küçük A yan yana gelir. Birincisi bitti. Gelelim şuna. Onu da farklı bir renkle göstereyim size. Kafamız karışmasın. Arkadaşlar bu sefer de buradaki küçük A ile büyük A yan yana gelecek. Aynı harf olduğu zaman her zaman büyük harf önce yazılır bu şekilde. Daha sonra da küçük A ile de küçük A yan yana geliyor. Şimdi bakıyoruz. Mendel ne yaptı? Mendel dış görünüş olarak baktı ki %75'i mor. %25'i ise nedir? Beyazdır. Zaten bunları sayı olarak arkadaşlar buluyor ve böyle oranlıyor. Yüzdelerini buluyor. Şimdi o zaman ben buraya baktığımda bakın şurada büyük A içerenler nedir? Mor renklidir. Küçük A küçük A olan ise nedir arkadaşlar? Beyaz renklidir. İşte mor ve beyazı bu şekilde buluyor. Şimdi 4'te 3 yani 3 bölü 4'ü mor oldu. Yani bu da eşittir ney? %75 değil mi? %75'i mor oluyor. 4'te 1 yani 1 bölü 4'ü de beyazdır. Bu da neye denk gelir arkadaşlar? %25'e denk gelir. %25 de beyaz renkli oluyor. İşte Mendel'in yaptığı çaprazlama bu şekildedir. Bu şekilde çaprazlama yaparak monohibrit çaprazlamayı bulmuş oluyor. Böylece de aslında bezelyelerdeki özelliklerin nasıl kalıtıldığını kanıtlıyor. Şimdi bizim burada bilmemiz gereken genotip ve fenotip oranları var. Neydi genotip? Genlerdi. Yani şurada A harfleriyle belirttiklerimiz genotiplerdir arkadaşlar. Şimdi genotip olarak sayı yazacağız biz buraya. Şimdi genotip olarak kaç tane büyük A büyük A var? Bir tane değil mi? O zaman 1 yazdım buraya. Kaç tane büyük A küçük A var? 2 tane. O zaman 2 yazdım. Kaç tane küçük A küçük A var? 1 tane. 1 yazdım. Hemen adlarına ne olduğunu da yazayım. Yine dediğim gibi ilk defa anlattığım için hani sizin de kafanız karışmasın. Şuradaki 1 büyük A büyük A. 2 büyük A küçük A. Diğer bir ise küçük A küçük A'yı ifade eder. Genotipimiz bu şekilde. Gelelim fenotip. Fenotip neydi? Dış görünüş. Fenotip oranı. Bu nedir? Genotip oranıdır. Hani genotip oranı nedir diye sorarsa bunu yazacaksınız. Evet, fenotip oranına bakıyorum. Fenotip ne demek? Dış görünüş. Mor olan bezelyeler kaç tane? 1, 2, 3. O zaman 3 yazdım. Beyaz olan bezelye kaç tane? 1 tane. O zaman 1 yazdım arkadaşlar. Evet, bunların altına da yazalım. O zaman 3 tane olan neymiş? Mormuş. 1 tane olan da neymiş arkadaşlar? Beyaz çiçekli bezelyemizmiş. İşte fenotip ve genotip oranı dediğimiz zaman bunları bulacağız. Monohibrit çaprazlama bu şekilde. Arkadaşlar, monohibrit çaprazlamayı anlattıktan sonra geçelim dihibrit çaprazlamaya. Hemen şöyle kağıdımızı değiştirelim. Başlık dihibrit çaprazlama yazayım. Dihibrit ne demekti? İki tane özelliğin birbiriyle çaprazlanmasıydı. Dihibrit çaprazlama. Arkadaşlar dihibrit çaprazlamada iki tane özellik olacak elimizde ve biz bu özellikleri çaprazlayacağız. Yine şöyle düşünelim. İki özellik için diyelim ki mor çiçekli, sarı renkli bir bezelye ile yeşil renkli ve beyaz çiçekli bir bezelyeyi çaprazlıyoruz. Bakın bizim parental dönümüz yani ebeveynimiz nedir? İki özellik bakımından çaprazlayacağımız için mor çiçekli, sarı tohumlu. Sarı tohumlu bezelyemiz var. Daha sonra ben bunu çaprazlıyorum. Beyaz çiçekli
Yeşil tohumlu bezelye ile. Yeşil tohumlu bezelye. Şimdi Mendel yine böyle bir çaprazlama yaptığı zaman bakıyor ki birinci çaprazlamada mor çiçekli sarı tohumlu bezelyelerle beyaz çiçekli yeşil tohumlu bezelyeleri çaprazladığında oluşan F1 dölünün tamamı mor çiçekli sarı tohumlu oluyor. O zaman diyor ki mor çiçek beyaza baskınsa sarı da yeşile baskındır diyor. Ve arkadaşlar dibrit çaprazlamayı bu şekilde buluyoruz. O zaman biz nasıl yapacağız? Yine harflendirelim ama ilk önce F1'imizi yazalım. F1'imiz nedir? Yine tamamı ne oldu? Mor çiçekli sarı tohumlu oldu. Birazdan yine F1'i kendi arasında çaprazlayacağız. Yani kendileştireceğiz. Hemen buradaki olayları harflendirelim. Mor çiçeğe büyük A harfini verelim. Büyük A, büyük A. Sarı tohumuna da arkadaşlar büyük B harfini verelim. Büyük B, büyük B. Beyaza geldiğimiz zaman ne olacak? Tamamen bunların küçük harfleri olacak. O zaman oluşan bezelyelerimiz ne olur? Bakın büyük A ile küçük A yan yana gelecek. Mor çiçekliler bu şekilde. Sarı tohumlu nasıl olacak? Büyük B, küçük B. Yani bunları yan yana yazdığımız zaman büyük A, küçük A, büyük B, küçük B olarak göreceğiz. F1'imiz bu şekilde. Şimdi F1'i yine ne yapıyor? Kendileştiriyor. Yani F1 çarpı F1 yapıyor arkadaşlar. Yapalım F1 çarpı F1'i. Yani büyük A, küçük A, büyük B, küçük B çarpı büyük A, küçük A, büyük B, küçük B yapıyor. Daha sonra bunların ilk önce gametlerini buluyor ve bunları kendi arasında çaprazlıyor. Hemen gametlerini bulalım. Çaprazlamayı yapmayacağım çünkü 16 çeşit gamet genotip oluşuyor arkadaşlar. Çaprazlamayı yapmaya gerek yok. Sadece gametlerini bulmamız yeterlidir. Gametlerini bulalım. Zaten birini bulduğumuzda diğeri onun aynısıdır. Gamet bulurken ne yapıyorduk? Bakın şurada küçük A'yı kapattım. Ne olacak? Büyük A, büyük B, büyük A, küçük B. Daha sonra büyük A'yı kapattım. Küçük A, büyük B, küçük A, küçük B. Birinci gametlerimiz bunlar. İkincisi de yine aynı şekilde olur. Aynısını yazıyoruz. Genotip olarak aynı olduğu için. Evet, bu şekilde. Daha sonra bunları kendi arasında çaprazlıyor arkadaşlar. Kendi arasında çaprazladığımız zaman bakın ilk olarak bir tanesi üzerinden göstereyim. Bakın şunu buradakilerin hepsiyle teker teker yan yana yazıyor. Teker teker yan yana yazdığımızda ne olur? Bakın mor çiçekli sarı tohumlu, mor çiçekli sarı tohumlu, mor çiçekli sarı tohumlu, mor çiçekli sarı tohumlu olur arkadaşlar. Dolayısıyla ben 4 tane mor çiçekli sarı tohumlu bezelye elde ettim. Her biri için ayrı ayrı bu çaprazlamaları yaparak biz bir sayı buluyoruz. Ve bu sayı sonucunda da bir oran ortaya çıkıyor. Genotip oranı. Yine bu genotip oranını da yazalım arkadaşlar. Evet ne diyoruz? Genotip oranı veya fenotip oranı. Genotip oranını yazarsak çok uzun olacak. Çünkü 16 çeşit genotip oluşuyor. O yüzden biz direkt sadece fenotip oranını yazıyoruz. Fenotip oranı. Arkadaşlar fenotip oranı kısaca 9, 3, 3, 1'dir. Şimdi bunu ben nereden buldum? Bakın bizim çiçeklerimiz neydi? Mor ve beyaz. Tohumlarımız sarı ve yeşil. Şimdi ne olacak? Mor çiçekli sarı tohumlu olur. Mor çiçekli ya da yeşil tohumlu olur. Daha sonra geldim. Sarı tohumlu beyaz çiçekli olur ya da beyaz çiçekli yeşil tohumlu olur arkadaşlar. İşte bunların oranı 9, 3, 3, 1 şeklinde verilir. Yani bunu böyle kısaca ezber olarak bilseniz de yeterlidir. Şöyle alalım kutucuk içerisine. Peki biz bunu kısaca nasıl yaparız? Arkadaşlar kısaca şöyle. Bakın A'ları kendi arasında, B'leri de kendi arasında çaprazladığınız zaman direkt sonucu bulabilirsiniz. Hemen yapalım. A'ları kendi arasında çaprazlayalım. B'leri de kendi arasında çaprazlayalım. Ne olacak? Yazayım çaprazlamayı. Zaten bunu bir süre sonra kafadan yazacaksınız. Büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Küçük A, küçük A. B içinde yazalım. Onu da farklı renkle yazalım. Ne olur? Büyük B, büyük B. Büyük B, küçük B. Büyük B, küçük B. Küçük B, küçük B olarak yazdım.
Arkadaşlar burada fenotipe baktığımızda bakın kaç tane mor çiçekli var? 3 tane değil mi? 3 bölü 4'ü mor oldu. 3 bölü 4 mor. Burada 1 bölü 4 de beyaz oldu. Tohum rengine baktığımız zaman yine 3 bölü 4 sarı tohumlu oldu. 1 bölü 4 de yeşil tohumlu oldu. Evet, şimdi fenotiplere baktığımızda, şimdi ezan araya girince ben bunları yazdım arkadaşlar. Videoyu durdurdum. Şimdi fenotiplere baktığımızda mor sarı, mor yeşil, beyaz sarı ve beyaz yeşil olur. Şimdi mor kaç tane? 3 tane. Sarı kaç tane? 3 tane. Eşittir kaç olur? 9. Bakın buradaki 9'u bulduk. Mor kaç taneydi? 3. Yeşil kaç taneydi? 1. O zaman kaç bulduk? 3. Buradaki 3'ün bir tanesini bulduk. Daha sonra geldik. Beyaz kaç tane? 1 tane arkadaşlar. Sarı kaç tane? 3. Eşittir ne oldu? 3. Buradaki 3'ün ikincisini bulduk. Beyaz kaç taneydi? 1. Yeşil kaç taneydi? 1. O zaman ne bulduk arkadaşlar? Yine 9, 3, 3, 1'deki 1'i bulmuş olduk. Yani fenotipler kısaca bu şekilde bulunabiliyor. Zaten size sorularda hani direkt bu nasıl bulunur, şu nasıl bulunur demez. Sadece 10. sınıfta da bulunuyor. 10. sınıf kitaplarında belki böyle zorlayıcı, çok uzun sorular olabilir. Ama TYT çalışanlar için söylüyorum. Onlar da böyle bu kadar uğraştırıcı, uzun sorular olmaz. Olursa da zaten çözmeyin. Çünkü onlar ÖSYM tarafından sorulmaz arkadaşlar. Bu kadar vakit harcatmaz. Evet, bu videoyu burada bitirelim. Monohibrit ve dihibrit çaprazlamayı anlattık. Bir sonraki videoda bunlarla ilgili soru çözümü yapacağım. Mutlaka videoyu izleyin arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.